Bismillahirrahmanirrahim. Ne güzel. Ne güzel söz. Ne şerefli söz. Ne kuvvetli söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ne güzel insan. Temiz insanlara yoldaş olan, temiz insanlara yaran olanlar, ne güzelsiniz. Allah bize de o temizliği versin. Allah verir. Unutması lazımdır. Buyurun, ey yaran-ı Şah-ı Merdan, tarikatına es-sohbe. Yolumuz sohbet yoludur. Sözü sohbeti olmayan insan hayvandır. Sözün sohbetin olsun. Yoksa dinle. Bugün yeni bir gündür. Rabbimizden yeni bir tecelli ile bir kuvvet talep ederiz. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu. Nebimiz, Nebi ahir-i zaman, Habibur Rahman, Seyyidil evvelin vel ahirin, yerlerin göklerin yaratıcısı, Cenab-ı Allah Subhanehu ve Teala, yerleri gökleri senin için yarattım ey Habibim. Levlâke levlâk, mâ halektü levlâk. Sen olmasaydın bu felekleri yaratmazdım. Senin şanına yarattım ey şanlı Nebi. Maşallah. Buyurun ey yaran, Şah-ı Merdan. Şah-ı Merdan'ın mübarek kelamından kalplerimize kuvvet, yüzümüze nur etsin. Güzel olalım. Allah insanı güzel yarattı. Güzel ol. Çirkini sevmez Allah. Mekruhtur o. Buyurun. Ey yaran Şah-ı Merdan. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Ey kainatın mutlak sahibi ve yaratıcısı Rabbimiz selam, secde kılar. Senin yarattıklarının evvelini bilen yok, ahirini bilen yok. En şerefli yarattığın Habibindir. Habibinin sevdiği Şah-ı Merdan'dır. Sen de sev. Sev, sevil. Sevmesen sevilmezsin. Sözümüze Bismillahirrahmanirrahim ile başlayalım.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dert görmez o insan. Kendisini yaratan, kainatı yaratan, Rabbul İzzet'in, Allah'ın, Celle Celaluhu'nun mübarek ismini anan, dert görmez, unutan, derdin içerisine batar. Buyurun, ey yavrum şahlardan. İste Cenab-ı Hak'tan, Habibinden de iste. Habibini güzel yarattı Cenab-ı Allah. Ondan güzel hikayenin adısında kimse yok. Ey Habibim, zatını mirat eylediğin zatıma, benim güzelliğimi görmek isteyen ayna kime baksın? Habibime baksın. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve Lillahirham. Yorulmayalım ya Rabbi senin yolunda. Yorulma. Dünya seni yorultur. Dünya seni hayvan yerine koyar. Onun için dünya insanı yorultuyor. Dünya sizi yorultuyor. Sizi yaratan, sizi yorultmak için yaratmadı. Yorulmasın benim kulum. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve Lillahirham. Kulum yorulmasın. Kulumu güzel yarattım. Çirkin olmasın. Çirkinleri sevmem diyor Cenab-ı Allah. Çirkinleri sevmem diyor Cenab-ı Allah. Adem Aleyhisselam'a öyle bir güzellik verdi ki melaikeler gıpta etti. O güzelliği benim aynamdır dedi Habib. Habibim benim aynamdır. Benim güzelliğimi aksettiriyor size. Söyle sana ey Mısır uleması, dünya fışkılığının içine düşeceğiniz ey insanlar. Size Rabbinizin güzelliğini aksettiren Habibini gönderdi. Onun arkasına neye düşmezsiniz? Ey gani padişah, Rabbimiz sensin, yaratanımız sensin. Ey Rabbim beni sen yarattın. Ey ya Rabbim, bana dürlü ikramlarda bulundun. Sana şükürler olsun ey Rabbimiz. İnnehu. Min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Ne güzel ayet-i kerime. Bak, insana hitap bu. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
Allahu Ekber ve Lillahilhamdü. Yerlerin göklerin sahibi olan Allah'ım. Senin mülkünün evvelini bilen yok. Ahirenin sonunu bilen de yok. Buyurur, ey kulum, sana güzellik giydireyim. Sana iftihar libası giydireyim. Ki melaike dediler ki, bu güzelliği bize giydir. Dedi ki, hayır. Bu güzelliği Habibime giydirdim. Habibime giydirdiğim güzellik libası, iftihar libası, bu kadar alem kadar, binlerce alem olsa, onun güzelliği yetişir. Ey şanlı Resul! Bize öyle bir kuvvet olsun ki söyleyelim. Buyur ey Şah-ı Merdan. Ey Şah-ı Merdan, yaranınız size hayran. İsteyorlar görsünler, güzelliği görsünler. Allah-u Zülcelal da buyurur, bir güzellik libası giydireceğim, bir yeni mahluk harf edeceğim. Cenab-ı Mevla buyurur, bir güzellik libası giydireceğim ki, melaikeler ıptâ edecek, diyecekler ki, keşke bu güzellik liması. Melaike güzel, bakamazsın. Melaikeler dediler ki, ya Rabbi bize giydi. Yok dedi. O benim sevdiğimin şanına göre bir libastır. Size olmaz. Adem dedi, ben alır, sana o da olmaz. Sair Enbiya var dedi, size de olmaz. Bu güzellik benim sevdiğim, güzeller güzeli yaptığım Habibime yakışır. Size yakışan elbise var. Esselamu aleyküm. Ya hâbirûn, ey dinleyenler, size selam olsun. Cenab-ı Hakk'ın selamladığı Habibi, Esselamu aleyke eyyühen nebiy. Her gün şeyde okun. Tahiyyette. Esselamu aleyke eyyühen nebiy ve rahmetullahi ve berekat. Allah'ın selam verdiği. Habib bu. Kainatın sevip arzuladıkları Allah Hakk'ın sevgilisi bu. Ey insanlar, sevecek işi bilemiyorsunuz. Kötü dünyayı seviyorsunuz. Bugün yüzüne bakılır, yarın yüzüne bakılmayacak. İnsanlara bel bağlama. Buyur ey Şah-ı Merdan, sizindir bugün meydan, yaranınız size hayran. Size dinledik sonra, güzellik gelsin bize. İstediğimiz nedir? Güzellik libasıdır. Güzellik, insan güzel olmaya
arzu keşir. İster güzel olayım. Ve hem herkesten fazla güzel olayım. Ey Rabbimiz, bizi güzel yarattın. Melaike istedi bizi yarat onun gibi. Onun gibi olamaz. O güzellik onadır. Ey Ezher uleması, ey mübarekler, söyleseniz de, ey insanlar, dünya arkasına koşma. Ey Şah-ı Merdan, yaranınız size hayran. Buyur söyleyiniz, o güzellik libasını Cenab-ı Hak kime giydireyim? Söyle ey Ezher uleması. Hicaz uleması, Turan uleması, Hint, Çin uleması, söyleyin o libas kime uyar? O güzellik libasını Cenab-ı Hak Habibine giydirdi. Ona bakılamaz. Kainatın efendisine bakılamaz, yıkılır insan. Ey Habib, ne güzelsin. Senin güzelliğini görüp de sana bağlanmayan hayvandır. Günümüz hayır olsun. Hazır olan hanımlar ve beyler, herkes güzelliğe aşıktır. Kainat güzeli aşıktır. Güzel kimdir? Boyayla süslenen değildir. Bugün güzelliği görünüyor, yarın silinecek yüzünden o güzellik ona... O uydurma güzelliktir. Bugün güzelsin. Yarın alınacak üstünden. Cisminin güzelliği ise bugün var, yarın yoktur. Olmadığı için de sendeki güzellik bir şeye yaramadığı için buyur ey Şah-ı Merdan, insanoğlunu toprağa gömerler. Ne için gömer toprağa bilir misin? Ne bilelim buyur ey Şah-ı Merdan. Toprak bile kıskanıyor. Topraktan kalkettiği ya bizi Cenab-ı Vali Subhanehu ve Teala. O da kıskanıyor. Bu güzellik bana da gelsin diyor. Onun için insanların güzelliği nereye kadar? Bu kadar sene, bu kadar sene. Ondan sonra toprak İçmek isterim diyor Ademoğlundaki güzelliğin. Kucağımı almak isterim der. Kabirler bunun için. Kabristanlar insanoğlunun güzelliği bağrımıza basalım diyor. Onu isteriz. Ey Rabbimiz, ey Rabbul İzzet ve Azamet, Celerut, hikmetinin haddi hududu bilinmez. Sen bilirsin, insanoğluna bir libas giydirdi. Melaikeler de bize de giydirdi, olamaz.
Adem peygamberde görünen güzellik bir yerde görünmedi. Ne için Adem peygamberde o göründü? Ey ulema söylesene. Çünkü Adem peygamber Allah'ın sevgilisinin atasıydı. Allah Allah. Onun için Cenab-ı Hak buyurdu, ey melaike, secde et Adem'e. Adem'de bir sır var, güzellik sırrı var, giydirdim. Allahu Ekber. O güzellik Adem evladına. Sebebi ne? Allah'ın sevgilisinin sevgisi onda. Güzelliği onda. Onun için melaike secdeye kapandı. Üstünüzü Adem dediği vakitte. Ey ulema söyleseniz de. Secde Adem'e miydi? Melaike Adem'e secde etmedi. İnsanoğlundaki güzelliğe bak. Bakamazsın. Melaike dayanamadı. Üşüdü, emri gelmeden secdeye kapandılar. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Siz çok şereflisiniz. Çok şereflisiniz. O Habib'in ümmetlerisiniz. Size verilen şeref melaikeye verilmedi. Onun için insanın üzerine kiramen katibin koyu. Sağımıza solumuza. Ne için? Her daim güzellik nuru atarlar insanoğluna. Adem peygamber. Maşallah. Ondaki güzellik melaike şaşırıp üzerine güzellik serdiler. Adem peygamberin. Efendimiz'in atası zahirde olduğu için Adem peygamber çok güzeldi. Allahu Ekber. Ey Rabbimiz, bize kuvvet ver. Ey Şah-ı Merdan, buyurun. Ey Yaran, diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Dediler, secde ettiler. Melaike besmele çekip secde etti. Ey ulema! Bunları biliyor musunuz? Aramadınız ki bilesiniz. Bulmadınız ki sevesiniz. Kaldınız böyle muallakta, köksüz ağaç gibi. Bir müddet sonra vurursunuz. Size Cenab-ı Hak öyle bir güzellik verdi ki o güzellik azalmaz, eksilmez, artar. Çünkü Allah'ın atası, vergisi geri alınmaz. Maşallahu kâun emâ lem yeşâ lem yekûn. Subhansın Rabbimiz. Subhansın Rabbimiz. Söyle ey Şah-ı Merdan, kelamınıza, ilminize yaranınız hayran. Ne güzelsin sözleriniz vardır. Açılsın içimiz. Nur dolsun. Nur ben beraber.
muhabbet olsun. Ey Rabbimiz, bizi kupkuru bir ağaç gibi yaratmadın Mevla. Her ağacın bir meyvesi var. Lakin Adem peygamberdeki meyvenin sırrı kainatın efendisindeydi. Onun için secde et dedi ve ilk Adem de secde etti. Ala Nebi'nin aleyhissalatü vesselam. O da secde değil. O nur kendinde görününce Adem peygamber de secde. Ey Kardahi söylesene. Bu fetva, şu fetva deme. Hakikattan söyle. Biz ne hakikattan işimiz ne? Biz zayıf kullarız. Kainatın efendisinin sevdiği ümmetleriyiz. Bize iftihar yeter. Deme Arap, deme Acem. Ahir zaman peygamberinin sevgisi, ona olan bizim ihtiram ve muhabbetimiz bize şeref yetişir. O öyle bir avaş ki Efendimiz'den gelen nimetler sonsuz hesapsızdır. Öyle bir avaş ki meyvesi tükenmez, tadı eksilmez, güzelliği vasfa gelmez. Ey şanlı Resul! Seni kim tabir edebilir? Seni kim tabir edebilir? Havva anamız, Adem peygamberi görüp de aşık olmadı. Ya Adem peygamberimiz, Havva anamız görüp de aşık olmadı. Ondaki Rabbul İzzet'in verdiği, Rabbul İzzet'in cemal denizlerinden verdiği bir noktadan verildi de melekler tahammül edemedi. Şeye kapandı. Söyle ey kardahi, ey Hicaz uleması, kadınların güzelliği ne? Kadınların güzelliği kendilerine mahsustur. Bir nokta, Adem peygamberin gördüğü Havva anamız bir nokta güzellik deryasından bir nokta ona verildi. Adem peygamber her şeyi şaşırttı. Allah'ım kim? Secde etti. Secde ettiren nedir? Rabbul İzzet'in azametinin güzelliğinden, güzellik bahırlarından bir nokta zahir oldu, göründü de Adem peygamber şaştı, koşup Havva anamıza secdeye koştu. Dedi ki dur, sen bana secde edecek değilsin. Ey Şah-ı Mervan, ifadeniz yaranızı eyler hayran. Ah, sizi anlasak. Bize kuvvet,
ikram eylemiş Cenab-ı Allah. Bize hem cemalinden, hem kemalinden, hem celalinden bize verdi. Celal sıfatından da Ademoğlunda var, cemal sıfatından da var. Onun için melaike emrolunmadan secdeye kapandı. Ne kadar. Bilesin öğretmiyorlar. Kardahi kardeşim, ya eh kardahi, söyle Efendimiz'in güzelliğini vasfeyle. Bilsin bu insanlık, onun güzelliğinin bir noktası dünyadaki bütün güzellikleri batırdı. Allah'ım, Kadir Muktedir Allah'ım, bize kuvvet ver seni tazim, sana kulluk için, Habibini sevmek için. Çünkü Habibinde seni görürler. Senin güzelliğinin aynası Habibindir. Onun için ona aşık olurlar. Yer gök ehli. O olmasa bilinmezdi Rabbul İzzet. Maşallah. Celal seni güzeli benimdir dedi Cenab-ı Allah. Cemal denizlerinden nokta verdim Habibime. Mutlak celal, mutlak cemal, mutlak kemal benimdir. Ey Rabbimiz! Kadir Muhtedir Mevlamız! Yüzümüzü güzel yarattın. Güzel kalalım. Çirkin olmayalım. Çirkin olma diyor. Güzel ol. Güzellik Cenab-ı Hakk'ın cemal sıfatının tecellileridir. Ey kardeşim, söyle ey kardeşim. Söyle ey Eser-i Şerif uleması. Vasfeyle. İsa Peygamber'in dili tutuldu. Efendimiz'i vasfederken. Musa Peygamber sarhoş oldu. Efendimiz'i vasfederken. Süleyman Peygamber azametiyle. Efendimiz'in ismi şerifini söyledi. Belkıs aklı başından gitti. İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Min Süleyman. Süleyman'ı vasfediyor. İnnehu min Süleyman. Allah Allah. Ey Rabbim. Bir kelime söyleyeyim. Nebi Süleyman şaştı. O sırrı kendi taşıdı. Neler var? Bu insancıklar yeme içmenin peşinde koşturan hayvanlara döndüler. Onu arama. Cemalullah'ın sonsuz bahirlerinden içmeye bak. Kuvvetlenesin. Şerefin artsın. Tevfik Cenab-ı Hak'tandır. Bizi affeyle Allah'ım. Buyur ey Şah-ı Merdan. Bizim yürüyeceğimiz buraya kadar. Edep yahu. Sizin huzurunuzda konuşamayız. Edeb isteriz biz, edeb öğrenelim. İnsanlar edeb öğrense birbirlerine karşı edepli olurlar.
Yani birbirlerini sayarlar. Saymak ve sevmek insana verilmiştir. Saymamak, sevmemek şeytanın kârıdır. Buyur ey Şah-ı Merdan, çek zülfikarını, şeytanı ve şeytanı sevenleri tüketiver. Bizim kötü nefsimizi de oradan kaldırsın. Bildirsin bizim kötü nefsimize ki innehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Ey şanlı nebiler! Fatiha. Gökyüzündeki güneşin nuru o Zülcelal'in sevgisinin nurundan bir nokta değildir. O nuru taşıyan hiçbir mahluk yok. Efendimiz taşıdı. Maşaallahu kân emalem yeşalem. Sıhhat ver, afiyet ver, azamet geldir ey Rabbimiz ya. Ümmet, Habibinin ümmetlerine ya Rabbi. Bizi rezil edenler rezil olsunlar. Çek Zülfikar'ı ey ulema. İslam sancağını kaldır ve ölü korkma. İnne Allah'a ma'ana. Buyurdu ya. اِذْ قَالَ لِسْحَابِ اِلَّا فَحْزَنْ. Korkma ey yoldaşım. Allah bizimle beraber. Allahu Ekber. Bil edeb üzerine ol ey insan. Sen bunu bilseydin sokaklarda vahşi hayvanlar gibi koşturup bize ekmek, bize su, bize para, bize pul diyerekten koşturmazdınız. Bilmediniz, size öğretilmedi. Öğretsin Ezher Şerif'in uleması, Hicaz'ın uleması, Yemen uleması birbirleriyle muharebe etmesinler. Değilse sopa var. Sopa değil, kılıç var. Ey Rabbimiz bizi affet. Subhansın, sultansın. Biz senin zayıf kurbanınız. Senin zülfikar sahibi. Ey Şah-ı Merdan'ın yoluna feda olanlar kabul olunsun. Yüzümüzün güzelliği alınmasın. Artsın, eksilmesin. Dünyaya bakan çirkinleşir. Efendimiz'e bakan güzelleşir. Anlayın ey ulema, ey ümera, Fatiha.